Türkiye'mizin bir yansıması olarak hayvan dostları için hizmet verme aracı olan, değil mi? Aynı zamanda evcil hayvanlarımızın hem beslenmesi hem de onların konforu, sağlıkları açısından güzel yaşamaları, değil mi? Yaşam kalitesini artırması açısından önem arz eden hizmet dallarından birisi. Bu elbette zaman içerisinde toplumun farklılaştığını, geliştiğini, can dostların zaman içerisinde ne kadar değer ve kıymet kazandığını gösteriyor. Bunun en merkezi şehirlerimizden, büyük şehirlerimizden, taşradaki ilçelerimize kadar insanlarımızın bu bilinçlenmesi dolayısıyla bir sektörü doğurdu. Daha önceden belki kedilerimiz, köpeklerimiz, sevdiğimiz can dostlarımız, hayvanlarımız vardı ama belki bu kadar çok değer vermeyi, kıymet vermeyi bilemiyorduk. Hepsini ekonomik değeriyle belki ölçer durumdaydık. Ama şimdi onlar birer dostumuz oldu. Ben hatırlıyorum eskiden veteriner hekimken, yani hala veteriner hekimim de mesleğimi icra ederken, özellikle köylere gittiğimizde evde bir tane ineği olur ya da bir tane buzağısı olur ya da bir tane atı olur. Onlar o hayvanları normalde hayvan gözüyle değil de eve ait bir birey olarak görüyordu. Zaman içerisinde tabii bu işler ticari olarak geliştikçe, çiftler büyüdükçe, hayvan sayıları arttıkça o hayvan sahipleri onları bir ekonomik değer gözüyle görüyor. Ama ben çok iyi hatırlıyorum bizim gittiğimiz yıllarda köyde bir tane ineği var. Rahatsız olduğunda para önemli değil oğlum. Ne gerekiyorsa yap. Yani ineğin değeri belki 10 bin lira. Siz 20 bin lira masraf edebilirsiniz. Önemli değil. Çünkü o aileden bir birey gibi. Ailenin bir ferdi gibi. Eğer o sağlıklı hale gelirse onların hem moralleri düzeliyor hem de kendilerinin bir tane daha can yoldaşları hayatını devam etmiş oluyor. Bakış açısı. Şimdi öyle olunca normal çiftlikteki bir ineğin değeriyle normal bir ailenin evinin yanındaki kendi dibindeki çoluğunun çocuğunu süt içirdiği hayvanın değeri arasında karlı dağlar kadar fark var. Onun için zaman ilerledikçe can dostların kıymeti arttı. Böyle de onlar hizmet eden güzel mekanlar açılmaya başladı. Evet, hayırlı mübarek olsun. Allah bol kazançlar nasip etsin inşallah. Bismillah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين إياك نعبد وإياك نستعين بارك لنا إلا إنسان رحمة يا ربي إلهي يا ربي شكرني يا ربي Sana ibadet ediyoruz, sana kulluk ediyoruz. Rızkımızı sen veriyorsun ya Rabbi. Rızkımızı temin etmek için gece gündüz... Neler aldın? Neler aldım? Çok şeyler aldım başkanım. Dursun dursun sıkıntı yok başkanım. Özellikle ucuz kotak olması. Evet. Bölüm ayırdık, oyuncakları. Aynen böyle oyuncaklarımız var.